Karadeniz son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Bazı bölgelerde yer yer metrekareye 100 kilogram yağış düştü. Ve etkili olan o yağış nedeniyle sel de beraberinde geldi. Selin vurduğu bir şehrimizde, en çok etkilenen şehrimizde Giresun'du. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Öyle ki yollarda 1,5 metre yükseklikte topraklar oluştu, taşkınlar meydana geldi ve yaşanan bu durum üzerine şehir adeta harabeye döndü. Maalesef acı haberlerimiz de vardı. İkisi jandarma personeli olmak üzere 4 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam 6 can kaybı açıklandı yetkililer tarafından. Tabii kayıp olan vatandaşlarımız da var, sel sularına kapılan. Toplamda 10 kişiyi arama çalışmaları da bölgede devam ediyor. Sel felaketi Giresun'u savaş alanına çevirdi. Ölü, yaralı ve kayıplar var. Giresun'da etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Sokaklar adeta deriye döndü. Yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. Yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı ve önce minibüs durakları, taksi durakları geldi. Daha sonra araçlar geldi. Yaklaşık 50 araç buradan aktı. Bazıları burada otoparka girdi, bazıları dereye döküldü. Bazı arabaların ışığı yanıyordu. İnşallah içinde insan yoktur. Günün ağarmasıyla birlikte felaketin büyüklüğü gün yüzüne çıkarken sokakları 2 metreyi bulan balçık ve molozlar kapladı. Giresun'da yaşanan sel felaketinin başladığı noktalardan bir tanesindeyiz. Bulunduğumuz mevki Güdül köyü. Burası da Güdül Irmağı diye geçiyor. İşte buradan sular geldi. Hemen kameram arkadaşım dönsün. Yukarıda tarafta Çamlı Köyü levhası görüyorsunuz. Oradan da yine karşıya doğru şimdi geçeceğiz. Ve bu tarafta da yine yoğun bir şekilde su akıntısı var. İşte bu akıntı birleşince direkt Dereli'ye doğru iki tane ırmak birleşip gitti ve maalesef Dereli'deki felaket yaşandı. Selde birçok vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir jandarma aracı kurtarma çalışmasına giderken menfezin çökmesi sonucu sele kapıldı. Dün gece yaşanan sel felaketinin ardından burada bir iş makinesi. Bu bölgedeki mahsur kalan vatandaşlarımızın yanına gitmek, onları sağ salim kurtarmak ve onlara uyarılarda bulmak üzere bu karayolundan ilerliyordu. Hemen arkasında yine 5 jandarmamızı taşıyan askeri araçla birlikte tam bu noktaya geldiklerinde menfezin çökmüş olduğunu fark edemediler. Havanın da karanlık, yağmurun da yağıyor olmasıyla birlikte işte bu yerin menfezin göçüşüyle birlikte hem askeri aracımız hem de iş makinesi buradan aşağıya düştü. Saatler sonra araca ulaşıldı. Ancak ölü, yaralı ve kayıplar vardı. Selde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken 118 köy yolu ulaşma kapandı. Biz iki derenin arasında kaldık. Hem çarşı tarafı da açtı hem dere tarafı da açtı. Biz çok korktuk. Helikopterle bizi şey yapın diye çok bağırdık. Çok bağırdık. Sabaha kadar bağırdık bizi kurtarın diye. Derelerin taşıdığı çamur Karadeniz'e ulaştı. Denizin sahil kesiminde kahverengi bir görüntü çıktı. Ve bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Selin en çok etkilediği ilçelerden birisi de Trebolu'ydu. Olayın yaşandığı ilk saatlerden beri de A Haber ekipleri sahadaydı. O isimlerden birisi de A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'dı. Mahmut'a gidelim hemen. Mahmut, günaydın, kolay gelsin. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sen o bölgede yaşayan birisin ve uzun zamandır bölgede görev yapıyorsun. Daha önce böyle bir felaket yaşandı mı? Böyle şiddetli bir yağmur yaşandı mı o bölgede? Ve devam eden çalışmaları da aktar lütfen bizlere. Tahir, günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Birçok haberde elbette ki birlikte yer aldık. Anlatmaya, izah etmeye çalıştık. Ancak daha önce Karadeniz bölgesinde bu ve buna benzeri bir afeti ben kendim görmemiştim. Birçok kişinin de görmediği gibi. Burada kimlerle konuşsak aslında
böyle bir şiddetli yağmur ve yaşanan böyle bir afeti daha önce hiç görmediklerini belirtiyorlar ki şu anda bizim bulunduğumuz nokta Tirebolu Doğankent yolunun olduğu nokta. Tirebolu'dan Doğankent'e giderken ki o 12. kilometre. Bu 12. kilometrede o gece yağmurla beraber aslında buradaki 12 metrelik menfez bir anda çökmüştü. Hemen yanında işte şu yan tarafta göreceksiniz kepçe bu noktadaki mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak üzere yola çıkmıştı. Arkasında da 5 jandarmamızı taşıyan arabayla birlikte ancak bu noktaya geldiklerinde karanlık ve yağmurun etkisiyle burada yolun çöktüğünü fark edemediler. Önce kepçe operatörüyle birlikte ardından da 5 kişilik jandarma aracı bu menfezin içerisine düşmüştü. Kepçe operatörü kayıp, arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma personellerimizden ise 2 jandarmamızın şehit haberi gelmişti. Onları dün arama çalışmalarında bulunmuştu. 3 jandarma elimiz ve 1 kepçe operatörüne arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Yalnız buradaki arama çalışmaları hiç ara vermeden devam ettiğini de belirtmiş olalım. Yani dün erken saatlerde başlayan arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Çünkü dün gece buradaki iş makineleri ve AFAD'a bağlı görevlilerle tüm arama kurtarma ekipleri UMKE, AFAD, Kızılay, herkes buradaki görevlerini yerine getirmek, kayıpları bir an önce bulmak, yaraları sarmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirtmiş olalım. Şu ana kadar 2 şehit, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 kayıp vatandaşımız ise arama çalışmaları bölgede devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Bununla birlikte yaşanan afette elbette kapanan köy yolları vardı ki 118 köy yolu ulaşıma kapatılmıştı. Dün itibariyle burada yapılan çalışmalarla birlikte köy yollarında da önemli bir ilerleme kaydedildi ve 118 yoldan 35'i çalışmalarla birlikte açıldı ve ulaşım şu anda sağlanıyor. 83 köy yolunun ise açma çalışmalarında devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşalım. 157 vatandaşımız da, mahsur kalan vatandaşımız da kurtarılmıştı. Hala bölgede kapalı olan köy yolları ve mahsur olan vatandaşlarımızın olup olmadığı ile ilgili çalışmalar devam ederken bizim bulunmuş olduğumuz bu noktada hem iş makinesi operatörünün hem de 3 jandarmamızın arama çalışmalarının devam ettiğini ve umutların da burada devam ettiğini, ailelerin bu noktalarda beklemelerini sürdürdüğünü belirtip sözü Giresun Trabol'dan tekrar sana bırakalım. Mahmut Erdoğan'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı. Çalışmaları ilk günden beri yakından takip ediyor ve gün içerisinde de aktarmaya devam edeceğiz.